2500 metrekare olan bir plaj işletmesinde 12 gün boyunca temizlendi. Ciddi bir maliyet, 4000 lira gibi bir ücret ödendi. Ben tekrar kirlendikten sonra aynı tayfayı tutup tekrar temizliğin yapılması gerektiğini gördüm. Maliyet yüksek olduğu için oturdum tasarladım. Sonra bu ürünü yaptıktan sonra bir saatin içinde ben 12 günlük işi yaptım. Dolayısıyla bu alışma... Yani şimdi evet. Saniye, burada bir itiraz var çünkü. Şimdi örneğin şu fotoğrafa bakalım. Burada çok net. Kaba kesinlikle. Temizliğini bir kere bu makinayla değil normal gene o diğer teknikle yapıp ince temizliğini ancak bununla yapabilirsin. Akıl var, mantık var. Kesinlikle. Yani bunu ısrar etmene bence gerek yok. Yani, yani söyledikleri şu. Evet. Ben de yani kaba temizliğini toplayacaksın, atacaksın. Ondan sonra işte camdı bilmem neydi ıvırdı. Küçük ince temizliği yapabilirsin bununla. Evet. Bu da ne derece açık söylemek gerekirse aynı işlevi götürür. Tamam hadi götürdüğünü varsayalım. Evet. Ama neticede onda bence ısrar etme yani bütün sahile aynı şekilde temizlersin ve 4000 lirada. 4000 liranın 3900 lirasından kurtulamazsın bence. Geriye kalan 100 liralık kısmını halledersin bu kesinlikle işte diye tahmin yani ediyorum. Biraz önce Vatan Bey hani beyefendiyi anons ederken hani ben çok büyük bir makine gelecek buraya hani yani şoklardayım yani siz buraya geldiniz elinizde böyle bir sopayla. Ben çocukken evde bir sahibi vardı. Gırgır diye bir makine vardı. Böyle evde gırgır falan gırgır vardı. Gırgırlarlardı ev. Evet gırgırlar siz sahibi. Ama yani sen şimdi bir saniye. Bir saniye bir sakinleşelim. Komedi yani komedi. Şakir Beyciğim. Bu da bırbır. Evet bırbır. Bırbır. Şakir Beyciğim çok önemli bir konuya parmak bastınız. Evet. 41 milyon turist geliyor bu memlekete. 4 milyon transit turistimiz var. 41 milyon turistin otellere vermiş olduğu hani karlar zararlar ayrı bir şey. Ama turizmin çevreye vermiş olduğu zararı hiç konuşmuyoruz. Dünya konuşmuyor bunu. Dünya bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Siz çok önemli bir konuya parmak bastınız doğru. Sahillerin temizliği önemli, denizlerin temizliği önemli. Öncelikle kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Fakat bu ürün nasıl? Ürün çok güzel. Eğer sizin bir kumsalınız varsa 500 metrekare, 1000 metrekare birkaç arkadaşımızla onlara da istihdam yaratarak bu da olabilir. Doğru. Fakat fikir mi fikir? Buluş mu buluş? Güzel. Fakat şey gibi böyle ablalarım, abilerim diye gemilerde satılan şeyler var ya hani öyle olmuş o. Ya fakat bana... pazarı var. Şöyle patentim var mı? Bir bakalım. Patentim var. Pazarı nerede var? 500 metrekare kumsalınız patent başvurum var. Oldu. Hala süreç devam ediyor. Buna yani bu şekilde büküm. Ben burada küçük bir buluşun büyük bir inovasyon haline geldiğini hissettim. Murat Bey'in söylemesiyle niye eğitimle sınırlıyorsunuz dedi. Tabii normal sunumlar da olabilir. Tabii. Ama niye eğitim adı üstünde akıllı kürsü eğitimle alakalı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara verdik mi oh kaç milyon öğrenci var? Tabii çok. 2 milyon kaç 100 bin tane milyon. Sınıf var 100 bin tane sipariş var. Gibi düşünülüyor. Tabii. Ben öyle bir şey sezdim. Ben ortalığı biraz kızıştırmak adına söylüyorum. Yani evet ben de bir şey eklemek istiyorum. Yani burada amacımız kişisellikten ziyade sabit. Bu okulun da sınıfında varsa tamam. Benim yaptığım slide USB bellekle gelebilir. Tabii. Bluetooth teknolojisi dediğimiz Web 2.0 araçları mailim de olabilir. İnternete de bağlanıyor. Yani bilgisayar bağlı olduğu için. Yani internetten indirdim. Direkt videomu, slide'ımı, her şeyi. Kullanışlı mı, mantıklı mı, karlı mı Yalçın Bey? Yani. Ya bana göre hani bu bir yenilik bir, şey, bir yenilik değil. Yani oraya bir tane yani bir kürsü koymuşsunuz. İçine bilgisayarı yerleştirmişsiniz. Ve bunun da oraya bir tane de televizyon ekranı koymuşsunuz. Ve akıllı kürsü diye karşımıza getirmişsiniz. Olay bu zaten. Yani olay bu değil yani. Yani. Olay bu değil. Bence yani olay bu değil bu. Sayık Bey. Bence yani komik duruma düşmüşsünüz. Yani çünkü bugün bütün şirketlerin toplantı salonlarında bunun gibi yüzlerce teknoloji aletleri var. Birbirimizin suratına bakarak bu zaten bu slaytları yapıyoruz. Birbirimizin suratına bakarak bunları yapıyoruz. Hani o, böyle bir kürsüye gerek yok yani. Şey, şu bu kürsüye gerek yok yani. Sınıflarda da bu kürsüyü yapmadan öğretmen öğrencinin yüzüne bakarak zaten akıllı tahtada prompterlarla bunu yapabilir. Hani bu prontör, bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na böyle bir kürsüyü hani böyle İhalesi... bir maliyetle Milli Eğitim Bakanlığı'na da bunu çakmanın zor. Bir anlamı yok bence.
Biz öyle ben, çakma öyle bir niyetimiz yok zaten. Ben bunu şimdi, ama yani... Şimdi bakın. Ben bu projenizi beğenmedim. Tamam olabilir, bu sizin fikriniz. Evet. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki bugün kalem var, tahta var. Niye akıllı tahta var? Normalde eskiden yeşil tahta vardı. İnternete girebilmek için. Tüm öğrencilerin... Niye var? Elimdeki olsun. iPad'lende, Bluetooth'lende ben bunu yapabilirim. Şimdi bunun bir tarafı tıraşlı. Şöyle... Bu tıraşlı mı şimdi? Burası mı tıraşlı? Sana göstereyim. Tabii biz de... Şimdi burada internetten bakıyorum. Kumaşı görmeyen girişimci mi olur ya? Nasıl? Gözler görmüyor galiba. Maalesef. Geç çiçek açan bir girişimci. Ya, girişimcinin yaşı yok. Şimdi... Feyzi Bey. Evet. Neresi tıraşlı, şimdi neresi tıraşlı? Ben anlamıyorum bunu. Burası tıraşlı. Bu tıraşlı, evet, bu tıraşsız mı? Evet. Ne fark var bunda şimdi? Bornozlarda tıraşlıyı mı istiyorlar? Tabii, genelde bornozlar tıraşlı. Peki. Kadife olur. Nasıl yani? Bu makine biraz eski moda değil mi? Bu böyle makine kaldı mı? Bu şekilde makine yok zaten. Ha öyle mi? Tabii yok zaten bu şekil. Kesen bir makine yok şu an için. Fevzi Bey. Efendim. Şimdi bu şekil... Tabii geçin ki bu şimdi. Makine, tabii ki bu şimdi hani Leyla Hanım'ın söylediklerine ben bir katkıda bulunayım da. Bu şekil makine tabii ki yok. Bu zaten tarihten kalma önce makine. Hocam şöyle yani, ki. Gözünü seveyim yani. Bu şekil kesen makine yok. Deme Denizli'deki bütün fabrikalara haksızlık yapma. Amerika'daki bütün tekstilcilere, bütün department store'lara, bütün department store'ların hepsine git. Denizli'den havlular gidiyor. Denizli'de havlusu. Şimdi sen nasıl... Bornozu. Doğru söylüyorsunuz. Sen Denizli'deki bütün fabrikalara nasıl bir hakaret ediyorsun? Hayır, böyle doğru şey söylüyorsun. Hocam doğru söylüyorsun ama %15 kesiyor onlar. %15, %15, evet. %20'de kesen var, %30'da kesen var. Hayır, olabilir mi böyle bir şey ya? Ne olursun biz hocam, uzaya gidiyoruz. Türkiye sen gelmişsin bana milattan önceki makineyi getirmişsin. Diyorsun ki %15 kesen makine yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yapma ama hocam şu benim şeyi verirsek bu makinenin karını göreceğiz orada. Nasıl arayacak yani, nasıl araması lazım? Müşteri şöyle söyleyeyim, ben 8 yıldır araştırmalarımı şeylerimi yapıyorum. Bugün sadece sosyal siteler üzerinden mesela iş siteleri açılıyor. Ve bu sitelerde şöyle bir şey oluyor. Her yıl binlerce kişi üye oluyor. Bugün dışarıda buraya gelmeden önce bir hafta kafamda soru işaretleri var mı diye 100 taneye yakın bir firmayla da gittim, görüştüm. Küçükle orta ölçekle. 5 dakikadan sonra kart vizitini verdi. Ya kardeşim nerede bu fuar? Fuarı yaptığımı bile düşünüyorlar. Çünkü orta ve küçük ölçekli firmaların tek sorunu müşteri bulmak. Reklam veremiyorlar. Bugün dünyanın en büyük markaları daha çok rekabet içerisinde müşterileri çekiyorlar kendine. Ama bugün gidin orta ve küçük ölçekli firmalara 5 dakikadan sonra tamam kardeşim ve bizim fuarımızın fiyatı şey, çok ucuz tamam, olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Sabit fuarlar var. Dünyanın her yerinde ülkelerin birbirlerinin ülkelerinde açtıkları ticaret merkezleri var. Mesela Tayvan Ticaret Merkezi, Türk Ticaret Merkezi, böyle yerler var. Sabit fuarlar var. Orada zaten sürekli bakın, mallarımız fuarda. Ama bakın sabit fuarlar var. Ama sabit fuarlarda şöyle var. Buraya katılan firmalar, giden firmalar başta altyapılarını, her şeyini çok iyi hazırlıyorlar. Biliyorlar. Bugün iyi bir pazarlamacı aldığınız zaman. Sürekli 365 gün nokta 6 saat çalışan ve açık olan sabit fuarlardan bahsediyorum. Ama Erol, sen ne iş yapıyorsun? Ben sana bu soruyu sorayım. Sen ne iş yapıyorsun? Ben danışmanlık sektöründe çalışıyorum. Ne danışmanlığı? Ben firmalara sosyal medyalarını nasıl kullanmaları gerektiğini... Sen şu an tam olarak ne iş yapıyorsun? Onu bir söyle. Gelmişsin bize bir ahkam kesiyorsun da. Ben marka patent danışmanlığı yapıyorum. Marka patent danışmanlığı. Evet, sosyal medya danışmanlığı öyle bir yapıyorum. Şirkette mi çalışıyorsun? Evet. 14 yıldır içerisindeyim. Hayır. Peki, tabii buranın sponsoru olduğu için söylemek gerekiyor mu? Yurt dışında kaç tane fuara katıldın? Ben yurt dışı fuarlarına gitmedim. Beni Türkiye piyasası ilgilendiriyor. Sen yurt dışı fuarlara katılmadıysan gelip bana burada ahkam kesiyorsun. Küçük orta ölçekli şirketlere sen nasıl yol göstereceksin ya? Ama bakın, sen bana nasıl yol göstereceksin? Sen bakın, orta ölçekli şirketlere sen nasıl yol göstereceksin? Sen daha yurt dışını görmeden, yurt dışı fuarları görmeden sen insanlara şey nasıl yol göstereceksin? Sen ilk önce kendine yol ama göster ya. Şey ondan var. Sonra git millete ama yol göster. Kardeşim ya. Çalışıyor mu şu anda? Bu şu an çalışmıyor. Projesinde ama yapım şekli de hazır. Sadece yapamadım bunu.
Ama şimdi bu iş teknik dersinde şimdi ben hatırladım, ortaokulda iş teknik dersinde böyle modeller yapardık. Hocanın karşısına çıkar, hocam derdik işte bunu alacağız, böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Fakat hani sadece bir kutu ve üzerinde ambalaj olurdu. Şimdi o aklıma geldi. Şu aşamada mıyız? Evet. Şu anda fikir aşamasında. Bu da şimdi şöyle şey, bu bir tane de kutu makinesi olacak. Kutuyu da içine attığımız zaman. Bizler de iş teknik dersi hocaları. Evet, peki. Kutuyu ezerek arsızı bir bitirecek. Onun içinde ayrı bir, yani ikisi ayrı kutu. Çünkü biri metali parçalayacak, biri peti parçalayacak. Evet. Bunun ikisine elektrik vermen lazım. Bu kutu makinesi şöyle 40 wattlık motorla çalışacak. Parçalandığını hayal edeceğiz. Mutlaka. Yani bunun mesela mutlaka şurada bir özelliği var ama wow bir özelliği yok. Sizin kutunun maliyeti ne kadar olacak bu arada? Yani elektrik, motor, bunun o bu. Satış fiyatı 1250 lira. Şimdi ondan ben 5 tane kutu alsam, tamam, yeri bir kenara park ettik. Evet. 5 kutu kaç lira? O 1250 lira. Artı bunu yani ticari olarak yapanlar da var bu arada. Bunları şimdi toplayıp. Şimdi bu tabii bunu işletmeler aldı. Bunun 1250 lira ilk başta veriyor. Fakat bu içine biriktirdiği mamulleri biz bir servis ağıyla zaman içinde topluyoruz. Bu makinenin parası bir yıl içerisinde geri dönüyor. Ama şimdi keşke bu makineyi yapıp buraya gelseydiniz. Biz de bunu nasıl işlediğini keşke biz görseydik. Ama bana göre keşke, yani boşuna geldiniz buraya. Yani biz sizi niye dinliyoruz ben anlamıyorum. Yani şimdi biraz daha bu makineyi yapsaydınız da öyle gelseydiniz. Çok yani ham, çok ham bir proje. Şöyle ben bir soru soracağım. Tabii. Anlamıyorum. Dur, sinir, sakin ol. Peki, Yalçın abi. Peki Bay Barış'cığım. Sana ihtiyacımız var Yalçın abi. Türkiye'nin ihtiyacı var sana.